Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. İşleriniz bereketli olsun. Epeydir bir zamandır bizim kademeli emeklilik işleriyle ilgili bir video çekmedik. Bugün itibariyle böyle aklıma birkaç şey geldi. Kedicik. Allah Allah. Aklımıza birkaç şey geldi. Onları bir sizlerle paylaşayım istedim arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi son gelişmelere bakıyoruz. Son gelişmelerde ne oldu? İktidara yakın medya organları ortada hiçbir sebep yokken bir baktık birdenbire kademeli geldi, geliyor, kim faydalanacak, kim faydalanmayacak vesaire vesaire. Bir sürü şeyler söylemeye başladılar. Yazmaya, çizmeye başladılar. Televizyonlarında paylaştılar. Orada da detayları belli oldu diye söyledikleri şeyler de bizim Emeklilikte Adalet Derneğimizin talepleri aslında. Şimdi bunda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar seçimden önce. Yani bak hükümette bir çalışma var. Aman ha, adres şaşırıp başka yere gitmeyin sakın. Algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela dün Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan Beyefendi gündemimizde yok dedi. Ne çıraklık var, ne kademe var dedi. Dürüstçe söyledi, kendisine teşekkür ediyorum. Dürüstlüğünden dolayı da aynı zamanda. Bunu da bazı kişilere şöyle yorumlattırıyorlar. Hem medyadaki trollerine, hem bizim derneğimizin içine sızmış. Ya biz emeklilikte mağdur olduk ama reissiz de yapamayız diyen trollerine şöyle tefsir ettiriyorlar. Ya tabii ki Vedat Bey öyle diyecek. Vedat Bey öyle diyecek. Reis de çıkacak. Kademeli emekliyi verdik gitti diyecek. Müjdeyi kendisi açıklamış olacak diyorlar. Siz daha beklersiniz arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Demokrasilerde İnsanların meramlarını anlatma yollarından bir tanesi, vatandaşlar için söylüyorum, oydur. Yani oyu bir silah olarak kullanmayın. Yani vatandaşın da kullanabileceği başka ne var ki? Ya vatandaş mecbur bunu kullanmaya, bunu söylemeye, bunu yapmaya. Dolayısıyla vatandaşa kızacak bir şey yok yani burada. Vatandaş bunu yapacak. Kademe yoksa oy yok diyecek yani, demesi de gerekir. Ama şu garibimi çekiyor, yani daha doğrusu garibime gidiyor. Biz iktidara oy vermeyip tedip edeceğiz düşüncesinden bir düşünce sonrası ana muhalefete vereceğiz. İyi de kardeşim, ana muhalefet bu işte masum mu sizce hakikaten? Yani ana muhalefet de neticede bu hukuksuz 7438 sayılı kanuna hayır oyu verdi. Arkasından Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerekiyordu. Götürmedi. Özgür Bey dedi ki kusura bakmayın. Yani demek istedi. EYT'lileri karşımıza alamazdık dedi. Ve gitmedi. Yani hukukumuzu ana muhalefet olarak savunması gerekirken savunmadı. Kısmi iptal başvurusu yapabilirdi. Yapmadı. Yani tabii vatandaşların, arkadaşlarımızın kendi iradelerinin tecellisine saygılıyız. Öyle doğru olduğunu düşünüyorlarsa öyle yapacaklar. Ama bilmiyorum, benim içime sinmiyor. Yani şu durumda ne iktidara ne ana muhalefete oy vermek içime sinmiyor. Hani bunu Yeniden Refah Partisi'nin üyesi olduğum için söylemiyorum. Yeniden Refah Partisi her platformda, hem Sayın Genel Başkan hem Sayın Suat Kılıç her platformda hukukumuzu en yüksek sedayla dillendirdiler. Bence benim hukuk oyumu, yani daha doğrusu onlar hak ediyorlar. Ben o şekilde bir tercih kullanacağım. Tabii bütün vatandaşlarımızın affedersiniz tercihine saygılıyım. Şunu diyorsunuz. Evet, Yeniden Refah'ın verdiği kanun teklifi yetersiz. Doğru değil. Yanlış. Bunu da ben de söylüyorum. Yani ben böyle deyince arkadaşlar diyor ki ya sen de karşıydın bunun verdiği kanun teklifine, kızıyordun. Evet, hala kızıyordum. Doğru kanun teklifi verilemedi. Ama yüksek bir sada ile hakkımızı ve hukukumuzu da sadece bunlar savunuyor diyorum. Dediğim tez bu. O yüzden o cihetten
ben şahsen kararım oradan devam etmek. Böyle bunları sizle paylaşayım istedim. İlginç şeyler oluyor çünkü. Allah hakkımızı hayırlısını nasip etsin. Ne olur yani ne olur diye soruyorsanız şahsi düşüncem de şu. Bu belediye seçimini şayet iktidar kaybederse, İstanbul'u, Ankara'yı, hedeflediği illeri kaybederse, belki 2028 yılı önüne doğru, yani bir dahaki seçimin önüne doğru genel seçimi de kaybetmemek için bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ama yaptığı şey de kifayetsiz olacak bana göre. Yani bizi memnun edecek bir kademelendirme yapmayacağı kanaatindeyim. Şahsi düşüncem, onların çünkü tezi şu, EYT 48,5'ta ortalama emekli oluyor. Doğru değil, ben doğru olduğunu düşünmüyorum. EYT'nin ortalamasının çok daha düşük olduğu kanaatindeyim. Benim çevremde hiç 48-49 yaşında EYT'den emekli olan kimse yok arkadaşlar. Yani nasıl hesap yapıyorlar bilemiyorum tabii. Ama onların tabii düşüncesi olduğu için benim tahminim 49,5'la 2008'deki 60 kademesi arasını bağlayacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla elimizde pek fazla bir şey geçmeyecek gibi geliyor. İnşallah öyle olmaz. İnşallah ben yanılırım. İnşallah Cenab-ı Hak yetkililere insaf, izan nasip eyler diyelim. Ve bu videoyu burada keselim. Hakkımızı hayırlısı olsun. Memleketimiz kazansın, ülkemiz kazansın, çalışanlar kazansın. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet.